Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızla devam ediyoruz. Efendim neredeyiz? Diyarbakır Kayapınar'dan sizlere seslenmekteyiz. Burada bizler Huzur Ev Yemekleri'ni ziyarette bulunduk. Yanımda çok değerli işletme sahibi olan Semra Hanımefendi bulunmakta. Semra Hanım, sizleri tanıyalım efendim. Ben Semra Erdur, Diyarbakır Ergan ilim. 3 çocuk annesiyim. Burada neler yapıyorsunuz? Burada neler yapıyoruz? Burada yemekler yapıyoruz. Güzel güzel. Daha yeniyiz zaten. Pastalar, çeşitler falan çıkartmaya çalışıyoruz. Ekstrasında böyle turşu, zeytinyağı, yaprak falan satıyoruz. Doğal ürünler değil mi doğal hepsi? Doğal ürünler evet. Yöresel ve doğal? Hepsi doğal, yöresel. Hepsi güzel. Bize. Menüyü konuşalım. Sulu yemekte, ev yemeklerinde ne var? Ne sunuyorsunuz? Ne var? Günlük değişik şeyler çıkartıyoruz. Et mesela, yemeği, sebze yemeği. Evet. Her türlü çeşit çıkartmaya çalışıyoruz. Haftanın bir günü çarşamba günleri mumbar günümüzdür. Salı günleri gözleme günümüzdür. Diğer günler karışık menü çıkartıyoruz. Karışık. Gün gün değişiyor evet. aslında. Mesela karışık menü derken işte kuru fasulye, pilav, iç pilav, dolma, içli köfte, mantı, sarma, mumbar, yani her çeşit çıkartıyoruz. Güzel. Peki kişi kendi yemeğini seçebiliyor mu? Önceden size sunuyor mu, söylüyor mu? Instagram sayfamız vardır. Oradan paylaşım yapıyoruz. Günün menüsünü paylaşıyoruz. Aradıklarında ya fiyat belli zaten. Aşağı yukarı yani belli müşteriler fiyatlar. Biz de müşterilerimize alıştık artık. Peki burada kaç kişiye hitap ediyorsunuz? Kaç kişiyi ağırlarsınız efendim? Yani şu an yeni olduğumuz için nereden bakarsanız yine günlük böyle bir 30 kişi falan oluyor. Ağırlanabilir değil mi? Peki yemekleri kim yapıyor? Siz mutfağa giriyor musunuz? Yemekleri ben kendim yapıyorum. Bütün yemekleri siz yapıyorsunuz. Yemekleri kendim yapıyorum. O zaman ellerinize sağlık teşekkür efendim. Teşekkür ediyoruz. Peki burada en çok istenen lezzet hangisi olmuş oluyor? Genelde içli köfte ve gözleme çok tutuluyor. İçli köfte haşlama olarak mı sunuyor yoksa kızartma olarak haşlama mı? Da var, kızartma da var ama genel ağırlık olarak haşlama tercih haşlama. Ediliyor. Evet. Kişinin damak zevkine göre değişir değil mi? Burası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ya bizim kendi yerimiz olduğu için sabah 8'de açıyoruz. İstediğimiz saatte de kapatıyoruz. Peki çorba çeşidi var mı? Çorba çeşidi de var. Yani daha yeni olduğumuz için yayla çorbası, mercimek çorbası ama genelde mercimek çorbası tercih edilir. Belki ilerleyen zamanlarda yine yöresel bölge bölge çorbalar, yeni lezzetler de eklenebilir değil mi? Yani birçok çeşidimiz vardır ama bir tık eleman sıkıntımız vardır. Onu da tutursak Allah'ın izniyle daha güzel şeyler yapacağız. Evet, şimdi ana öğün, ara öğün olarak da varsınız. Örneğin diyelim ki pilav var mıdır, makarna var mıdır? Yani daha yavaş yavaş dediğim gibi ama çeşit çıkartmaya çalışıyoruz. Güzel. Inşallah. Toplamda kaç kişisiniz efendim? Kaç ekibiniz var? Ekibimiz yani yardım amaçlı böyle arkadaşlarım geliyor. Aha. Sağ olsun Gizem Hanım. Arka tarafta çok güzel ablam vardır, Aysel ablam. Evet. Tabii eşiniz beyefendi geliyor, oğlunuz da geliyor. Evet. Onlar da tabii ki de kalabalık olduğu zaman yardımcı oluyorlar değil mi? En büyük destekçim zaten eşim ve oğlumdur. Ne güzel, eksik olmasınlar. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım değerli isimlere. Efendim bu alanda temizlik, titizlik çok önemlidir. Çünkü bir yere gittiğimiz zaman hemen şöyle bir göz ucuyla bakarız. Temiz midir, değil midir diye değil mi? Bu konuda neler yapıyorsunuz, dikkat ediyor musunuz? Neler yapıyoruz? Yani övülmek gibi olacak ama titizlik benim olmazsa olmazınız olmazsa mı? Olmazsa olmazım diyebilirim ki check edebilirsiniz. Hiç sıkıntımız yoktur. Tam burayı bu oturak hale getirmek için 2 ayım aldı. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıdığımıza memnun olduk. Biz de memnun olduk.